Merhabalar. Yeniden kayda geldim. Birkaç gündür başına oturamıyordum. YouTube'da yükleme denemeleri falan yapıyordum. Bu işi yeni yapıyorum. Teknik şeyleri öğreniyordum. Bir yandan da bu long war modu sapıttı. Çalışmamaya başladı. Çöküyordu, möküyordu. Uninstall edip her şeyi yeniden install etmeye falan derken anca başına oturabildim. En son bomba imha görevine gidip çok zor bir şey başarmıştık. Çok zor bir görevi yine ucu ucuna becermiştik. İyi de gitmiştik. Ve Beam Razor'ı keşfetmemize bir gün kalmıştı. Ben de bomba imha konsey görevinin hemen ardından terör mission gelerek bize mat etmeye çalışacak oyun diye bir iddiam vardı. Bakalım öyle mi olacak. Terör missionları genellikle Shiv götürürüm ben. Ama Shiv yapmaya para harcamak istemedim bu ilk aydaki uydu macerası yüzünden. Şimdi de hala harcamak istemiyorum. Zaten çok geç terör mission Nisan içinde gelecek yetişemeyiz ama bundan sonra da hani gerektiğinde bir tane Shiv olması hoşuma gider. Ama Beam Razor'sa ne kadar para harcayacağımızı gördükten sonra yapacağım. Belki de Shiv yapmam. Bilmiyorum. Bir güne Beam Razor keşfediyoruz. Engineering'de Laboratuvar Workshop Officer Training School'a başlamış durumdayız. Nisan ayında başlayacağız dediğimiz şeylere başlamış durumdayız. Barracks'ta adamlarımız fena değil. Level'ları tabii yüksek değil ama yaralı durumumuz bayağı ciddi yaralılar var. Yaralı olanlar ciddi yaralı. Yatıyorlar. Onlara şu anda bir şey yapamıyoruz zaten. Uçak durumumuz bir Stingray, bir avalanşlı uçak var. Bir Stingray daha geliyor. Uydularımızı korumak birinci önceliğimiz elbette. Her zamanki gibi. Situation Room'da Request bakıyorum. Sectoid Corps isteyen biri var. Bir Scientist'a 6 Corps veririm. Verirsem 9'da 6 az gibi geliyor. Ne yapma diyorum. Buna emin değilim. Şu anda şu Beam Lasers'ı yapıp artık lazerlerimiz olmadan şu terör mission'ı hayırlısıyla atlatabilirsek diye. İlk weapon fragment istiyor. Engineer. Bir saniye sen de bekle abi. Beam laser yaparken fragment isteyebilir. İstemez herhalde ama. Hele şu beam laser'dan bir ilk siparişle verelim de. Sonra da keşfettik şuraya. Tabii videoda sizin için bir dahaki videoya basmak kadar hızlı olmuş olabilir ama benim için bir haftadır falan bu beam laser aklımda olan bir sorundu. Laser pistol, rifle, auto laser bir sürü şeyler. Bunların arasından bakalım hangisi de kaç para istiyorlar. Neyi keşfedeceğiz? Bu arada Advanced Beam Lasers zaten çok fragment istiyor. Oraya şu anda gitmek de çok doğru değil. Xenogenetics genetik labs yapmamıza götürür bizi. Genetik lab yapmak da bizi genetik bazı şeyler yapmamızı sağlar. Afrika bonusumuz mu? Mısır bonusumuz mu? Bonuslarımızdan bir tanesi. Bakalım hangisiymiş. Call to Arms. Herhalde Mısır'ın verdiğiydi bu. Genetik modification'ları daha genetik modification yüzünden oluşan yorulmayı azaltmak diye bir şey var. Zaten genetik modification yapmaya niyetim de var. Ama şu anda uzun zamandır bekleyen Alien Materials'ı artık keşfediyorum. Bu arada bu request'leri de karşılayabiliriz. Weapon fragment veriyorum. Sectoid Corps da veriyorum ya. Sonra üzüleceğim bunun için gibi geliyor ama o scientist'e ihtiyacımız var. Şimdi gelelim siparişlere. Yapmayı düşündüğüm şey bir kere her durumda bir tane otolaser yapacağım. Gatling laser'a param yeter mi bilmiyorum ama arkadaki LMG ile kullanıyoruz. LMG'nin damage'ı fena değil. Kendi kendini idare edebilir ama otolaser yapacağımı sanıyorum. 8 alloy. Alloy'um bayağı var. Param buradaki problem. Laser karbin 2 tane yapmayı düşünüyorum. Hem karbin kullanan adamlarım var hem rookie yetiştirmek için verebilirim. Rifle bir tane herhalde yaparım. Heater ve Shatter Ray şu anda düşünmüyorum. Rocketeer'larıma kalbim vererek bu işi yapmayı düşünüyorum. Pistol bir tane yapacağım. Hem yakında Exalt gelecek. Exalt görevlerinde Command Operator'a veririz. Bir tane pistolum olsun istiyorum. Auto laser verirsem adamlarımı daha çok bunu kullanacağım demektir. Ben auto laser bir tane yapıyorum.
iki karbin istiyorum. Bir rifle istiyorum. Bir pistol istiyorum sizden. Laser'ı da aynı zamanda almak çok pahalıya mal olabilir. Değmeyebilir gerçekten. 150 parayla Officer Training School'da ihtiyacım olabilir. Şimdilik bu siparişleri verdim. Bu siparişlerde 12 en yakını 10 gün sonra pistol, 12 gün sonra karbin, 12 gün sonra ay bitmiş olacak. Bu ay lazer silahı kullanamıyoruz ama bir dahaki ay kullanacağız. Şimdilik çok yapacak bir şey yok. Level atlaması gereken adam yok. Ver bize bir görev bakalım. Geçen seferki bomba imha görevinden birazcık daha şey olsun lütfen. Merhametli olsun. Uydu. United Kingdom'da bombardıman yapmışlar. Peki. Küçük uydu. Bu küçük uyduya kaldırabileceğim bir tane avalanş misailim var. Şurada 3 gün sonra bir daha geliyor. Bu avalanş misaili agresif kaldıracağım. Vuramazsa vuramaz. Bu scouting yapıyor zaten. Fighter çağırmaya. Belki de scout'u vurmak daha önemli olabilir. Ben bunu agresif kaldıracağım. Gerekirse fighter, stingray'imi de kaldırırım. Bakalım ne olacak. Abort. Çok ağır yaralı ama riske etmeyeceğim. Ve balanced olarak Stingray'cimi göndereceğim. Scout edebildi mi bilmiyorum ama balanced göndereceğim. Bu çok riskli. Hemen şu anda scouting'in tamamladıysa hemen arkasından bir fighter gelebilir. Bir vuruşlu kişi var ya. Destroyed. Bayağı damage yedik. Para kazandık. Eğer görevini tamamladıysa çok kötü. Gelecek olan UFO'ya karşı kalacak fighter'ımız yok. Scouting'ini bitirememiş olduğunu umuyorum. Şimdi şu anda hemen bir UFO satellite vurmaya gelebilir. Gelirse satellite'i kaybederiz. Bir scout daha. Bu sefer bulacaklar UFO'nun yerini. Şey, satellite'in yerini bulacaklar. Ne zaman geliyor bizim Stingray'li çocuk? 22 saat. Taktılar kafaya ya. Düşürecekler satellite'ımı. Buna yapabileceğim pek bir şey yok. Medium mu? İşte bu UFO düşürmeye geliyor. Aman satellite düşürmeye geliyor. Ay konuşma be, sanki fighter'ım vardı da kaldırmadım. Daha da fragment istiyorlar. Daha da fragment vereceğim. Geldi Dubuan'ın uçağı. En azından bir fighter gelirse kaldırabiliyoruz. Ama deminki medium'a bir şey kaldıramamak hoş olmadı. Devam edelim biz. Terör mission bekliyoruz. Neydi excavation, orada ne yapıyorduk biz? Ha. Burayı da kazacağım. Şimdi fazladan para kazandık çünkü. Hem de workshop'un altında bir repair bay yapılması gerekebilir bu 15'te. 15. şeyi ben de ilk defa oynuyorum. Sadece teorik biliyorum. Adamlar hasar yediği zaman bizim üretimimiz olan, elimizde sonsuz sayıda olmayan itemları taşıyan adamlar damage yedikleri zaman taşıdığı item'ın da damage yeme ihtimali varmış. O da repair bay'de tamir ediliyormuş. O yüzden repair bay'in önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü lazer silahlarıyla beraber artık biz kendi yaptığımız araçları, aletleri kullanan adamlarla gideceğiz. Ve o adamlar yaralanınca ürettiğimiz araçlar da yaralanacak. Şu terör mission. İşte şimdi geldi fighter. Bir uçağım var. Bu uçağı bu fighter'ın karşısında nasıl çıkaracağım? Agresif çıkarmam lazım. Tek uçağım var. Yeni bir uçak gelme ihtimali kısa zamanda yok. Agresif kaldırmamam lazım. Ters bir zar gelmemesi lazım. Balance kaldırmam lazım. İlk bir iki zarı kötü atarsa agresifte abort etmek zorunda kalırım. Balance gidiyorum. İnşallah uydu kaybetmeyiz. Hadi bakalım. Hadi abi. Medium mu?
3 tane damage vurduk. 3 tane damage görevini yapmasına engel. Medium small görmüştüm ben onu. Yapacak hiçbir şey yok. Ama düşüremedi. Düşüremedi. Bu iyi. Kovaladık. 5 güne 2 uçağımız geliyor. 5 gün. Bir tane daha yollarlarsa yapabileceğimiz bir şey yok. Demek ilk scout'u kovalamayı becerdik. İkinci scouting'ini yaptı. Onu vurmaya geleni bir tane daha yaparlarsa diyecek bir şey yok. Officer Training School'umuz geliyor. Bir de abduction geldi. India. Light. Peki. Ayın 23'ü. Ayın 23'ünde şey riski atamam. Tamam giderim abi bir dakika. Sağlam adamlarımı riske atamam. Çünkü terör mission bu bir hafta içinde gelecek. Terör mission'a mutlaka götürmek isteyeceğim adamlardan birisi Rocketeer'dir. Tektonik. Ama bir Rocketeer'im daha var. Onu şey yapabilirim. Onun dışında terör mission'a ille de gidecek olan adamlarımız. Dışındaki adamlarımız. Light zaten. Ama Rookie götürmeyeceğim. Light. Several buildings in a large combat zone. Large combat zone kelimesi aklıma hemen sniper ve şey getiriyor. LMG getiriyor. All around me. Gel bakalım. Bir sniper. Önce itemlarımı ver abi. Bir sniper'a bir kere targeting modül ve scope verin. Lone Wolf. Bundan sonra hemen bir arka plan gunner'ı. Selin nerede? Ha, yukarıdan. Ama Selin'i arka plan gunner'ı götürecek miyim terör işine? Herhalde bilmiyorum. Selin'i götürüp götürmemeyi bilmiyorum terör işine. En baba gunner'ım o. Aa, başka bir arka plan gunner. Selin'in ability'leri nereye kadar ulaşmıştı? Suppression Hollow Targeting olmuştu. En son şey mission'ına gitti. Terör mission için yavaş kalabilir. LMG'li adam. Sol'lu gidecek tek de Peter Van Dorn var. Ben Selin'i alıyorum. Başka bir arka plan gunner'ım var mı? Yok. Peki Selin geliyor. Selin'in yedeği yoktu zaten. Sorunu oydu Selin'in. O zaman bir tane scout. Sundown. Sundown iyi tabii de. Assault yetiştirmem gerektiğini fark ettim. Geçen de. Kendi kendime düşünürken. Assault'larıma biraz level vermem gerekiyor. Nestor Fuentes Lance Corporal olmuş. Nestor Fuentes'i ne vereceğime karar verememiştim. Oyunla da uzun zamandır ilgilenmedim. O yüzden şimdi Nestor'a alelacele bir şey vereceğim. Ben onu düşünür veririm. Şimdi başka bir adama. Mesela Espinoza'yı. Düşük şey olduğuna göre eğimi. Düşük de değil ya. Ceramic plating'ini al. Motion tracker al. Armor'ını giy. Biraz assault level'lamam gerekiyor. Esor Fuentes covert operator olabilir. 3 tane karı. Yine karılar konuşuyor. Bir tane bana şey lazım. Scout. Şimdi bir tane shotgun'la adam aldığım için Davis çok doğru bir karar olmayabilir. Davis de shotgun'lı scout. Galya Şahan. Holo targeting'i var. Lightning reflex'i var. Battle scanner var. Güzel. Karalardan devam ediyoruz. Level'lamak istediğim başka klas bir tane medik tabi. Götürelim. Şu Mosadog'unu bu göreve götürmek istiyorum. Onu da çünkü subay yapma ihtimalim yüksek. Karbinle gidiyor. Neden karbinle gidiyor? Neden karbinle gidiyorsun? Smoke yerine
Sen bir field surgeon'sın. Smoke. Bir tane smoke. Gerçi Ceyhun Yılmaz almayı düşünüyorum. O yüzden sen smoke alma. Sen vurmanı sağlayacak bir şey al. Madem rifle aldık. Ceyhun'u çünkü şeye götürmeyeceğiz nasıl olsa. Terör Mission Ceyhun'a göre diyor. Oraya daha bombacı bir adam götüreceğiz. O yüzden Ceyhun Grenadier ama bir smoke atabiliyor. İki high explosive. Bir tane smoke grenade'im var. Hiç flashbang'im yok. O kötü. Flashbang'i o zaman ya da şöyle yapalım. Medium'uzu alalım. Madem o da bir tane smoke atıyor. O da bir tane smoke atıyor. Bir şey fark etmiyor. Flashbang'i Ceyhun'a alalım. Ceyhun'un rollerinden birisi flashbang zaten. Bir flashbang atabiliyor. İki high explosive. O gerekebilir. Sonuçta settlement falan diyor. Tüfeği de böylece damage vurmak için çok fazla adamımız yok. Sniper'ımız var. Suppressor'ımız var. Engineer'ımız, kadromuz var. Infantry biraz yetiştirmek istiyordum ama Engineer ihtiyacı da var. Engineer level'lamak kolay bir şey değil. Infantry'yi şeyde yapabileceğimi tahmin ediyorum. Ben böyle gidiyorum. İnşallah bir sorun çıkmadan. Item'larımızı almışız. Her şeyimiz tamam. Hadi bakalım. Ayın 23'ü oldu. The area of engagement for this mission will be in India. We're still seeing dozens of reported abduction attempts coming in from cities around the world. You'll be deploying at the site of the latest report. Bu haritada daha önce gel dövüşmüştük. Dün gece upload ettim. Bu haritada oynadığımız bir önceki oyun. Çipetpet mi? Kunçiçi mi? Adlı işini yapmışız. Şimdi tekrar geldik. Selin Kayar bu oyunda level'ını almış. Dün izlediğim kadarıyla. Tekrar buraya geldi. Pekala. Köşede başladık. Several buildings in a large combat zone. Yanlış değil bu tarif. Şimdi tehlikeli işler bunlar. Önce oyunu biraz hızlandıralım. Animasyonları şöyle bir gelelim bakalım. Ben bunu burada bir motion tracker diyeceğim. Ne dedi? Şurada bir yerde hem meld var hem de arkasında adam var. Meld'i görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Şu meld. Demek ki şurada bir yerde de birileri var. İki kişi galiba. Tamam. Buna itirazım yok. Bir salçı olarak senin az sonra şey yaparsın. Şimdi yerleşmemiz lazım. Scout'umuzu da böyle götüreceğiz. Ceyhun'u önde tutmamız lazım. Mossadegh'un oraya dövüşmemiz gerekirse binanın tepesini kullanamayacağız. Ama belki buradan şuraya Linosite bulabilir. Selin'i dışarıyı görebileceği bir yerlere alalım. Mediğimizi de makul mantıklı şekilde. Buradan kimseyi göremez ki. Karşıdaki garaj kapısını açıp onlarla burada dövüşmeyi düşünüyorum. Bu arada Meld'i de alırım. Timmen olabilir orada duyduğumuz adamlar. Bakalım. Ceyhun çok fazla şey yapamıyor. Çok da şeyde de olmaması lazım aslında. Çok önde değil, çok geride değil. Çünkü yakından çalışmayacak o Marksman Rifle. Assault kullanmaya da çok alışık değiliz. Ceyhun'un yeri iyi. Steady Weapon mı? Yoksa aslında Selin'in yanına gelmesi daha iyi olabilir.
Şuradan daha iyi lan hesap buluruz. Timmen galiba. Geziyor olabilir. Açıyorum bakalım ne olacak. Baya kötü. Buradan bu herifi vuramazsam ne olur? Kimleri böyle verebiliyoruz? Şimdi bir kere şey ne yapabiliyor? Sniper kimseyi görmüyor tabii ki. Ve makine tüfeği kimseyi görmüyor. Demek ki ön tarafımızı biraz geri çekmemiz lazım. Kötü yakalandık. Sniper'da makine tüfeği görmeyerek kötü oldu. Şurayı vurmayı becermemiz gerekiyor. Bundan sonra ama bu kapıdan içeri girer bu herif. Ve bizim kızı öldürür. O yüzden şuradan vurmamız lazım. Bu da run and gun gerektiriyor ama yapacağım. Çünkü biraz geri çekileceğiz belli ki. Ama onu ıskalarsan nasıl olacak abi? Kalarsan nasıl olacak abi? Bayağı kötü oldu. Bu kapı açık. Şu bombayı atacağım ki açıkta kalsın. Kıpırdamak isterse de cover'sız atsın. Medi Musa da bunu. Overwatch'ta çünkü. Onu vuracaktım be kızım. Biraz geri çekileceğiz belli ki. Onu vur Musa Logan. Onu vur. Ne kaçtı be? Bayansın ne için kaçtı? O kim abi? Arkamıza dolaştı. Bunu öldürmek zorundayız zaten. Bak şimdi. Burada bir tane daha var. Bu da bayağı kötü. Burada bir tane daha olması. Bunu kim öldürecek? Bunlar Overwatch'tayken. Böyle gelmeye kalksam acaba ne olur? Böyle bir hareket yapmak ve bu arada şey Overwatch'ta tetiklemek zorundayım.
Şöyle bir şey atsam dağ taşı patlatır mı acaba ya? Yani dağ taşı patlatsın istiyorum da o flotura vurur mu? Vurdu bari. Çok tehlikeli işler yapıyorum. Normal lazım. Ama 4'ten fazla vurman lazım. Bayağı kötü. Tabancayla Overwatch yapmamın sebebi yakından sniper rifle'ın çalışmamasından korkmam. O yüzden sniper'ı tabancayla, makinalı tabancayla Overwatch'a bıraktım. Hadi be, bunu öldürsen ne kadar güzel olacaktı. Bir tinmen daha var tabi. Suppression. Bunu vuramadı. Delileri arkadaşım. Burada suppress edildim. Tamam. O suppress eden herif salak salak ayakta duruyor gibi görünüyor. Ben buradan herifi vurursam. Kimseyi görmemesi o kadar komik ki ya buradan. Nasıl yani kimseyi görmüyor ya? Bizde 30 diyor. Bunu suppress edebiliyoruz. Kötü bir yerdeymişiz. Bunu buradan çekmem lazım. Ama nereye çekeceğimi de gerçekten bulamıyorum. Şuraya falan çeksem acaba orayı görür mü ya? Görmez herhalde ama. Deneyeceğim, ne yapalım. Görürmüş. Bunu indirdiğin çok iyi oldu. Şunu suppress edebiliyorum. Meld bitiyor ama meld'i almak çok delice bir manevra, bir macera olur. Şuraya gelip bunu öldürsem. Burada beni zehirlemezsin değil mi abi? Pistol, assault rifle. %78 diyor Ceyhun. Ceyhun bunu vur. Yaşa Ceyhun. Şu machine pistol da %14 ya. Önce suppression yapacağım her durumda. Holo targeting gelecek. Vurur mu vurur. Diyeceğim. Yine de kıpırdarsa falan diye ben duruyorum. Ben bu machine pistol atacağım. 24-24. Aha vurdu valla. Ne oldu? Allah Allah. Niye doldurma imkanı verdi bana? Ne oldu? Bir hamle fazla yaptım.
Melda ucucuna kaçırdık cümlesi doğru bir cümle değil. Ölümden döndük doğru bir cümle. İnsan neyin önemli olduğunu ayırt etmeyi bilmeli. Çok zor bir encounter'dı. Gerçekten zordu yani. Aynı anda bizim level'ımız zehirlenmiyor değil mi? Bizim level'ımız o kadar yok abi. Öyle hem iki floater, üç dinmen filan. Döv. Kimsenin burnu bile kanamadan. Ondan sonra daha konuşmamak lazım. İlk kapıyı açtığım zaman geri çekilme hamlesi doğru hamleydi. Onu yapmasaydık daha kötü olurdu. Her şey daha kötü olurdu. Şimdi üst kata çıkacağım ama dikkatli, temkinli. Ceyhun iki bombasını da attı. Ama Ceyhun'un işi bombacılıktı. Makine altı video üst kata çıkarmak istiyorum aslında. Şu dolduralım, bir sakinleşelim. Zaten herhalde haritanın en fazla bu kadar daha vardır. Light sonuçta daha ne kadar olacak? Henüz yürümeyeceğim. Çünkü henüz yerleşmedik. Çatıya doğru düz yerleştireceğim adamlarımı. Şuradan sniper düzgün açış açısı bulur. Selin de makine tüfeğini oraya bir yere yerleştirsin. Burası çok kötü, hoş, kötü bir yerde. Şurası daha güzel bir yer. Fazla mı yan yana izleyi düşünüyorum ama galiba ne duydum? Sektoid sesiydi galiba duydum ses. Çok fazla kıpırdamadan böyle birkaç hamleyle şu kadar yürüsem orada herhalde olur. Bu köşeye gitmeyeceğim. Şöyle gelip şunu bir daha çalıştıracağım. Ne olur ne olmaz. Nerede Melt? Bunu alamadık abi. Bu kapandı. İçeride bir Melt daha var diyor. Cover'dayken adamlar Overwatch yapmak daha doğru. Çünkü zaten low cover'da olduğum için bir dahaki el burada kalmayı düşünmüyorum. Bir şey çıkarsa Overwatch'u atsın ve oradan çekilecek high cover'a gidecek. O yüzden steady weapon için doğru bir yer değil low cover. Çok geçici olarak buradayım. Burada kalıcı değilim. Düşüncesi daha doğru. Sektör sesi duydum ama yönünü göremedim. Biraz bakınıyorum etrafa. Medik fazla önde. Daha ilerlemesen o kadar. Mesela scout diye bir adam var senin bir hafta şey yapmak için. Bir de subay olacaksın. Hangi adam nasıl kullanılır? Haberin yok. Sniper için doğru yer mi burası diye düşünüyorum. Şurası daha güzel olabilir mi? Şurası mesela. Hem içeriği görür, hem burayı görür, hem de şu alanı görür. Üst katta bu arada şey. Meld. Biriniz üst kata çıkabilirsiniz gerçekten. Bu ikinci move'un da üst kata çıkıp da ölme orada ama. Ama çıkacağım. Evet. Selin'i de o zaman birazcık uzakta kalıyor. Bir sniper değil. Şurası güzel bir yer. Siz bekleyebilirsiniz. Mesela burası steady weapon yapmak için güzel bir yer. Keza burası. Burası çok güzel değil. Burası zaten saçma. Pistol over uçup. Çatıda değiller tahmin ediyorum. Herhalde içeride şu bölgede bir yerdeler. En azından kötü durum oraya sniper'ımın line of sight olmayabilir. Hele bakalım. Biz bir yürüyelim. Son round'u lazım. Ulaşamıyorum. Sanıyorum son round. Son round değilse bir dahaki el zaten alıyorum. Son rounduysa şimdi gitmenin de bir yararı yok bana. Şimdi birazcık içeri girmemiz lazım ve bunu maalesef medikle yapmam lazım. Bu medik kendisinin medik olduğunu görecek şimdi. Gördü. 3 sektoid.
Yukarı çıkmaya kalkan olmaz herhalde. Şey varsa bana atar, güzel. O zaman yerleşelim. Senin yeri kötü. Burası fena değil ama fazla yaklaşmış olabilirim. Ceyhun şöyle gelebilir. Bu güzel bir fikir. Spinoza, senin bunlara dalman lazım. Dalma hamlesi için de şöyle bir hareket yapsan iyi olur. Böyle yürüksünler. Hem de sniper'ıma line of sight sağlamış oldum. Belki de vurur. Selin'in yeri meselesi bir sorun. Bu sniper buraya vurabilir ha. At lan. Bir daha yakalayamayabilir. Vurdu valla. İki sektoid. 38 saçma. Selin'in iyi bir yer, makinalı tüfeği kurabileceği iyi bir yer. Burası var ama low kalır. Herhalde Selin'i oraya getirmek daha doğru olacak. Birini vurduğumuz için biraz daha rahat davranabiliyorum. Sniper'ımız şey, scout'ıma solo shotgun vermeyi unutmuşum. Bu hatırlanması gereken bir şey. Yakında bir şehir mi? Demek ki floater kombatında o yüzden yapamadım. Yoksa floater'ı öldürürdüm. Overwatch, Melt kapandı, evet. Sniper'ımın bir line of sight'ı daha var mı? Yok. Herhalde bu çatışmanın kalanında şey yapmamız gerekecek. Sniper desteği pek olamayacak ama low cover'dalar. Bir tanesini saklasa da biliyor Selin. Ceyhun'dan ikisinde de line of sight var. Burayı suppress etmek gibi bir fikir oluyor. O zaman önce Scout'un hareketiyle başlayalım. Scout kendini düzgün koruyarak ne yapabilir? Şöyle gelse acaba şey yer mi? Opportunity atak. Bakalım yer mi? Yemezmiş. Buraya %45 olur mu be? Aha. Ne güzel %45. Bu Overwatch'ta olandı. O yüzden Run and Gun'la diğerine yanaşmakta bir sorun çok görmüyorum ama yanaşamıyorum. Yeterince yanaşamıyorum. Demek ki yine de bir encounter daha vardır, bir şeydir. Ne olur ne olmaz. Seninle ben onu yine suppression'ını yapayım da. Şimdi de %10'unu veriyorum. Holo target'ı veriyorum. Gider atarız. Vuramazsak herif suppressed deriz. Vurursak ne güzel oldu deriz. Buradan yaklaşıyorum. Eğer suppressed olduğuna göre hani o kadar da kasmaya gerek yok herhalde. Sonuçta cover'da olduğum sürece low cover kabul edilebilir bir şey. Öldürdü. Güzel bir şey oldu. Hiç meld alamadık. İkisini de bir elle kaçırdık. Birer elle kaçırdık gerçekten. Ucu ucuna kaçırdık ama açılıştaki aynı anda iki floater, üç timmen encounter'ı burnumuzun dibinde başlayan hem de gerçekten tehlikeli bir encounter'dı. Ondan kimsenin burnu kanamadan, yani şu görevde yarasız çıkmış olmamız bir şeydir, başarıdır. Çok zor bir görevdi de anlamında söylemiyorum ama o ilk encounter'ın açılışı gerçekten tehlikeliydi. Bütün oyunu döndüren şey de galiba oradaki geri çekilme kararımız oldu. Doğru yerde geri çekildik. Bir round sonra her şey için çok geç olabilirdi. Bu da bu oyunda bir açılış pozisyonunu değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunun dersi gibi oldu. O encounter'ı alamayız ama bu açılışta alamayız diyebilmek önemli. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Ha, meld almadı, meld de alsanız iyi olurdu demediğine göre demek haritada bir yerlerde meld vardı. Görmediğimiz onu almışız. Yoksa çok güzel dövdünüz, keşke meld de alsaydınız gibisinden konuşuyordum. Mossad Ogun level aldı ve corporal oldu. Officer Training School'umuz bitmek üzere.
Ve onunla beraber ilk subayımızdan, zaten subay olacaktı inşallah. Şimdi bonus ilk subayımız olacak gibi görünüyor. Ve subay Medya Rapid Reaction, yani çok yüksek değil eğimi. Belki bunu Battle Medic gibi değil de daha böyle Smoke and Mirrors Medic gibi kullanabilirim. Çünkü Ceyhun'dan başka Smoke'çum yok. Bir tane yardımcı engineer'im var. Belki bu ikinci şey olabilir. Aim'i biraz daha yüksek olsaydı artık bu level'da, çünkü yükselmiş olması gerekir. Gerçi bu aim veriyor olabilir. 3 aim daha veriyor. Revive. Medic de revive. Önemli tabii. Yani. Ama eğer uzun bir mişine gidiyorsak önemli. Uzun bir mişine gitmiyorsak eğer, zaten bunun demin az önce oynadığımız gibi 3 encounter'lı, 4 encounter'lı bir mişine gidiyorsak, ikinci, üçüncü encounter'da bir adam düşünce revive çok önemli değil. Bunu stabilize etmek yeterli olur. Onun karşılığında o medik, mesela Rapid Reaction gibi çok daha işe yarayabilecek şeyler olabilir. Bu tür medikler, destek medikleri, battle medikler ve support medikler küçük haritalarda, abductionlarda, küçük UFO'larda çok güzel işe yararlar. Büyük haritalarda UFO basıyor, büyük UFO basıyoruz gibi ya da ne bileyim base basıyoruz falan gibi, hani hiç değilse 10 tane encounter olacak bunda dediğimiz missionlarda sırf şu koluna tıklamış bir medik lazım. Sadece sağ koluna tıklamış. Düşen adamı kaldırması önemli. Hepsi önemli. Yani sadece şu koluna tıklayabilir bir medik. Ama o medik bu medik olmak zorunda değil. Çünkü o mission'a, ötür mission'lara giderken zaten çok sağlam başka bir officer, tahminen bir infantry officer götüreceğizdir. Bu yüzden ikinci mediklere, ya daha doğrusu officer olan mediklere, ikinci değil birinci demek lazım herhalde. Officer mediklere Smoke and Mirrors ya da Rapid Reaction, ikisi de çok iyi olur. Diğer medyanın officer olması gerekmiyor. Çünkü öyle bir mişine zaten sağlam gidiyoruzdur. Şimdi Rapid Reaction 68, 3 daha 70 fena değil ya. Ben bunu Rapid Reaction'a veriyorum. Battle Medic 74. Artı 3 de verince tabii. Şimdi 52 vili ile 74 aim ile hem de kendi kendine atış ettikten sonra Overwatch'a geçiyor. Verilebilir. Opportunist verilebilir tabii. Böyle gideceğiz. Bu bir Battle Medic olarak. Aynı zamanda da ilk şeyimiz olacak. Selin Kayar bizim Sporty. Peki. Sporty. Selin Kayar bizim arka plan mermi manyağımız. Mermi manyağı edecek düşmanı. Bunun için de ateş suppression dışında şöyle şuradan doğru gideceğim. Hatta dümdüz buradan gideceğim galiba. Çünkü önemli olan holo targeting gibi shredding ammo vereceğim. Ateş ettiği adamı öldüremese bile ne olursa olsun artı 10 vuruyor, shred ediyor. Ondan sonra daha çok damage vuruyor. Sonra iki kere atıyor. Sonra suppression'ını alan etkili yapmaya başlıyor filan gibi. Arkadan çok güzel bir arka plan gunner'ımız oluyor. Bir tane de bunun Overwatch versiyonunu yapmamız gerekiyor. Şimdilik Selin Kayar zaten başından beri amaçladığımız mermi manyağı kızımız olarak. Selin'i şey yapmayacağım. Officer yapmayacağım sanmıyorum. Olavun mi? Sniper'ımız. Sniper'ları tam hatırlayamadım durumlarda ama galiba disabling shot yapan bir Danimarkalı vardı. Bu sanıyorum belki in the zone sniper falan gibi bir şeyler olabilir. Precision shot diye tahmin ediyorum ama bir bakmak lazım. Baktıktan sonra karar veririm. Çünkü disabling shotlı bir sniper yeterli. Şimdilik o level'ı vermiyorum. Çıkıyorum. 2 alloy, 8 fragment. 2 meld gelmiş bir yerden. Nereden bilmiyorum. Belki ölülerden gelmiştir. Pekala. Üste dönüyoruz. 80 para kazandık filan falan. Her şey yolunda. Terör mission'ı terör içinde bekliyoruz. Kaydımı da kapatıyorum.